Galatasaray'ın sıcak gündemini konuşalım istiyoruz. Mehmet hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim Çiğdem. Günaydın, yayınlar. Transfer haberlerini sana soracağım ama öncesinde istersen biraz hazırlıklardan bahset. Yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Galatasaray. Takımda nasıl bir hava var? Kasımpaşa ile bir hazırlık mücadelesi oynandı. Kim nasıl oynadı? Biraz bizi bilgilendirir misin? 14 Haziran'da Selçuk İnan gözetiminde Galatasaray sezonu açmıştı. Seçim sonrasında Fatih Terim'le birlikte takım çalışmaya başladı. Bu zamana kadar iki hazırlık maçı. Dinamo Bükreş ve son Kasımpaşa maçı. Burada tabii Galatasaray'ın transferlere ihtiyacı var ama önceliğinin savunma olduğunu altına çizelim. Savunmayı da şöyle açalım. Sağ bek, stoper ve sol bek takviyeleri istiyor Fatih Hoca. Şu ana kadar da 3 transfer gerçekleşti. Eski yönetimin Aytaç Alparslan transferleri artı Barış Alper Yılmaz ki ben bu transferin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu profilinde bir transfer ve benzer etki yaratacağı düşünülüyor. 2000 doğumlu genç oyuncu. Ama tabii şunun altını çizelim. Galatasaray taraftarı sabırsız transferdi ama takımda PSV maçını muhtemelen mevcut kadroyla çıkacak gibi. Kasımpaşa maçında neler gördük dersek artık hani Galatasaray'ın sağ bek transferinin şart olduğu ortaya çıktı ki Fatih Hoca maç boyunca yettiğini uyardı. Ki maçın ikinci yarısında o bölgede Sekhi denedi. Stoperlerde Luyendama'nın yine istenen seviyede olmadığını altını çizelim. Bir stoper arayışı da söz konusu. Onun dışında Fegül'ün pozisyonu değişti diyebiliriz artık. Fegül'ün bir kanat oyuncusundan ziyade 8 numara gibi değerlendirildiğini belirtelim. Ve Galatasaray son hazırlık maçı içinde bugün öğleden sonra Atina'ya gidecek, kampa girecek. Yarın da Olympiakos maçına oynayıp haftaya PSV maçına kadar hazır olacak. Öyle özetliyorum. Peki birçok mevkiden bahsettin aslında. Eksiklerin göze çarptığı birçok mevki var. İstersen sol bekle başlayalım. Birçok adayın yine ismi geçiyor. Alex Moreno ki yanlış hatırlamıyorsam ilk haberini yapanlardansın. Hatta ilk sen duyurmuşsun bu transfer sezonu itibariyle. Bir de Patrick van Aanholt gündeme gelen bir isim. Nedir? Hangi süreçte bu transferler? Benim şu ana kadar aldığım istihbarat, son istihbaratım Van Aanholt'un daha yakın olduğu yönünde. Neden Alex Moreno değil? Şöyle izah edelim. Galatasaray'ın Alex Moreno'yu şu aşamada bonservisiyle alması çok mümkün gözükmüyor. Çünkü Real Betis'in ciddi beklentileri var oyuncudan. Maliyet anlamında 4-5 milyon gibi rakamlar konuşuluyor. Ve Galatasaray Saracchi'yi 1,5 sene kiralamıştı. Tekrar sol beke bir kiralık transfer, bir yama yapmaktan ziyade kalıcı bir hamle. O yüzden de şu aşamada Crystal Palace sözleşmesi biten ve boşta olan Van Aanholt isminin ağırlık kazandığını ifade etmeliyim sol bek için. Dediğim gibi Kasımpaşa maçı gösterdiği sağ bekte transfer ihtiyaç var ama sağ bekte sol bekteki kadar kesin konuşamıyorum. Udinese'li Larsen için bir teklif yapıldı ama 5 milyon euroluk teklif sonrası geri adım atıldı. Orada arayışlar var. Yine keza stoperde de Kaan Ayhan için sağ stoperle bir görüşmeler yapılmıştı ama sonuç alınamamıştı. Şimdi şunun altını çizelim Çiğdem. Herkes tabii doğal olarak sabırsız taraftarlar, izleyenler. Neden transferler Galatasaray'da hızlı gerçekleşmiyor? Galatasaray'ın hali hazırda financial fair play, sattığın kadar al kuralı kalkmış olabilir ama bir limit problemi var. Limit problemi nedir? Galatasaray'ın geçen sezonki A takım bütçesi total, hani bunu futbolcu maaşından tutun, işte teknik heyet, personel gideri, deplasman masrafları, kamp vesaire 56 milyon euro. TFF'nin, federasyonun yeni sezon için Galatasaray'a tanıdığı limit 546 milyon TL. Yani Galatasaray'ın bir şekilde bütçesini açması gerek ki oralara yeni transferlere yer açabilsin. Ve artı hali hazırda da ciddi bir borç yükü vardı. Yeni yönetim nereden baksak bir 30 milyon yıllık borç yüküyle takımı devraldı. Öyle söyleyebiliriz ki bazı ödemeler yapıldı, vergi affı bir şekilde vergi borcu silindi ve lisanslar çıkabildi öyle söyleyelim. O yüzden transferde ben çok hızlı adımlar atılmasını beklemiyorum. Pazarlıklar son ana kadar kıran kıranı sürecek. Birçok bölgeye transfer yapılacak ama önceliğin sağ ve sol bek artı stoper olduğunu belirteyim. Peki sağ bek, sol bek mevkisi için Alex Moreno biraz rafa kalktı gibi gözüküyor diyorsun. Real Betis herhalde orada değil mi? Fiyatta geri adım atmıyor. Galatasaray'ın önerdiğine, Real Betis'in talebine onu sorayım. Bir de Aanholt bonservisi elinde dedin. Oyuncu için ne kadar bütçe ayırdı Galatasaray? Şunu söyleyelim. Alex Moreno'yu Real Betis kiralık göndermekten ziyade satmak istiyor ve 5 milyon euro gibi 5 milyon euro seviyelerinde beklentisi var.
Galatasaray'ın da şu aşamada bir oyuncuya verebilecek 5 milyon euro bonservis parası yok. Öyle özetleyelim. O yüzden orada kiralık bonserviste bir anlaşmazlık olduğundan İbre Fanaanolt'a Tamam. döndü. Fanaanolt'la eski yönetim 3 yıl için 5,1 milyon euro. Yıllık 1,7 milyon euro bir teklif söz konusuydu ama yeni yönetim bu rakamı tekrar gözden geçirip revize edebilir, öyle söyleyeyim. Ama oyuncunun şu an boşta olması Galatasaray için en ciddi aday olduğunun işareti. Makedon Alioski isimleri de konuşuluyor ama Alioski'nin maliyetinin Fanaanolt'tan çok daha yüksek olduğunu, artı Alioski'nin bir imza parası talebinin olduğunu da biliyorum. O yüzden şu aşamada bugün itibariyle Galatasaray'ın sol beki için en yakın ismi Fanaanolt olduğunu düşünüyorum. Falcao'nun durumunu da sormak istiyorum. Bir haber vardı. Şöyle İspanya'nın As gazetesine konuşmuş geleceğiyle ilgili. River Plate'e transfer olacak mısın şeklinde bir soru yöneltilmiş kendisine. Cevabı şöyle, bilmiyorum. Şu anda kontratım var Galatasaray'la. Yolumuza devam ediyoruz. Biraz transfer durumum karışık dedi. River Plate iddialarını konuşalım. Yeni günde Katar'dan transfer teklifleri aldı. Suudi ekipleriyle temasa başladı gibi haberlerde gördüm. Planlama ne onunla alakalı? Planlamayla başlayalım aslında. Aynen. Çiğdem, güzel bir noktaya değindin. Çünkü yeni yönetim gelir gelmez ilk yaptıkları iş bütçeleri bilanço incelemek oldu ve A takım bütçesi incelendiğinde Feghouli, Falcao, Babel'in yıllık toplam maliyetinin 20 milyon euro oldu. Bu rakam korkutucu bir rakam tabii ki ve oyuncuların hepsiyle görüşmeler yapıldı. Ve bu oyuncu grubu içinde yönetime en zorluk çıkarmayacak ismi Falcao olduğunu altını çizelim. Falcao İstenmezsem giderim dedi ama tek şartının da şu olduğunu ekledi. Ben 2 yıllık bana kontrat verecek bir takım bulmalıyım. 2 yıl içinde Falcao'nun beklentisi 8 milyon euro. Yani 4 milyon euro, 4 milyon euro. Bu Galatasaray'da geçen sene kazandığı paraydı ücretine indirim yaptığında. O rakamları bulan 2 yıllık 8 milyon teklifi yakaladığı an Falcao gider. Braga'nın Portekiz'den bir teması oldu ama Falcao'nun 4 milyon euro talebi sonrası o transfer hikayesi başlamadan bitti diyebiliriz. Katar iddiaları, Amerika, Arjantin ama süreç Falcao'nun son Kasım başlamasında olduğunu gördüğümüz gibi oynamaya devam ediyor. Ama tabii ki hani teknik heyetin çok Falcao'ya bağımlı planlar yapmadığını altını çizelim. Özellikle geçen sezon averajla kaybedilen şampiyonlukta o son 2 haftadaki yokluğu en büyük eksisi diyebiliriz Falcao'nun. Çünkü o maçlarda Galatasaray Emrah Baba'nın Denizli'de kaçırdığı penaltı olsun, ilk 45 dakikasında gol atamadığı Malatya maçı olsun, Falcao'nun yokluğunu çok hissetti. Falcao'ya bağımlı hareket edilmiyor. Yine Mustafa Muhammed özelinde bir planlama yapılıyor. Ama dediğim gibi 2 yıl için 8 milyon euro verecek bir takım bulursa Falcao gidecek ama hemen mi değil, yine bir belirsizlik hakim tabii ki. Peki başka kimlerle yollar ayrılacak? Oldu mu hiç duyumun? Bu konuda bir çalışması var mı yönetimin? A planı Jagne, onu söyleyelim. Jagne için artık İngiltere'den somut adımlar bekliyoruz. Halihazırda eski takımı West Bromwich Championship'e düştü. Jagne'ye devam etmek istiyor ama Jagne'nin önceliği Premier Lig'de kalmak. Premier Lig'den bir takım geldi ama ben Galatasaray'ın pazarlıkları çok uzatacağını düşünmüyorum. Jagne'ye verilen bir 13 milyon euro bonservis vardı ama artık Galatasaray zarar etme pahasına 5-6 milyon euro rakamları gördüğü an Jagne'nin satışını gerçekleştirecek. Beklenti para getirimi anlamında ikinci isim tabii ki Luyendama. Luyendama için ben hala haberimin arkasındayım. Şu ana kadarki tek yeni yönetime yapılmış resmi teklif Luyendama'ya geldi. Belçika'nın Antwerp kulübünden 2 milyon euro. Bunu hem Fatih Terim hem de yönetim tarafı kabul etmedi diyebiliriz. Eğer Luyendama da 4-5 milyon euro gibi rakamları bulursa satışı gerçekleşir. Çünkü performansından memnun olmadığını biliyoruz Fatih Hoca'nın. Daha marka özelinde nasıl ki forvet hattında Mustafa Muhammed'e göre plan yapıyorsa Galatasaray, defans kurgusunda marka üzerine şekillendiriyor. Jagne'nin ilk planda satılmasını bekliyorum. Luyendama için de Galatasaray 4-5 milyon euro gibi rakamları görürse muhakkak bu teklifi değerlendirecektir. Evet, şu aşamada Financial Fair Play kalktı. Sattığın kadar al kuralı yok ama Galatasaray'ın da futbolculardan gelir elde etmeye ve limitini aşmaya fazlasıyla ihtiyacı var. Peki Abdülkerim Bardakçı ismi geçiyor. Konyaspor'la bir yıl sözleşmesi kaldı oyuncunun. 250-300 bin euroluk bir teklifte bulunacağı Galatasaray yönetiminin gelen bilgiler arasında. Ben gerçeklik payını merak ettim. Ayrıntılarını sana sormak istedim. Konyaspor'un bir 3 milyon euro beklentisi var. Tabii ki bizler transfer istihbaratları yaparken Anadolu kulüplerindeki yerli oyuncuların durumunu merak ediyoruz. Burada iki isim vardı aslında Çiğdem. Abdülkerim dedin. Önce Abdülkerim'le başlayalım. Tamam. Konyaspor'un 3 milyon euro beklentisi var.
Artı Galatasaray dışında da Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğunu altını çizelim Abdülkerim'e. Hatta ben Abdülkerim'in Türkiye içi bir transfer yapacaksa o takımın Beşiktaş olma ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın hali hazırda Alparslan gibi bir yerli savunmacısı var. Kaan Ayhan'la ilgili bir beklentisi var. Abdülkerim değil, Galatasaray'ın şu an için yerli benim en yakın gördüğüm isim Alanyaspor'un orta sahası Berkan Kutlu. Çok çok yetenekli bir oyuncu. İstersen Berkan'dan konuşalım. Evet, lütfen. Spor bültenimizde de biz ayrıntılarını buluşturduk ama yeni günde eminim sen daha fazla detaya sahipsindir. Anlatır mısın bize? Geçen seneki Alanyaspor Galatasaray maçında Salih Uçan'ın dikkatli gözde izledim. Çünkü Galatasaray transferini konuşuyorduk ama inan o maç benim dikkatimi çekmişti. Berkan'dı ve sorduğum zaman İtalyan kulüpleri tarafından ciddi şekilde takip edildiğini söylemişlerdi. Ve nitekim Sassuolo'nun bir ilgisi var Berkan'a. Alanyaspor'un da bir 4 milyon euro gibi veledi bonservis var. Galatasaray şu aşamada 2 milyon euro gibi rakamı Berkan'a ödemeye hazır. Ama aralı dediğim gibi pay var. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Çok koşması, tempolu, solak bir orta saha oyuncusu olması merkezde. Galatasaray'ın ben dediğim gibi hani Barış Alper Yılmaz transferi nereden baksak bir aylık süreç aldı son düzlükte. Mart ayında o ilk temaslar ortaya çıkmıştı. Ben Berkan'ın da hani yerli konuşulan isimlerde en mantıklı, olası artı düşünülen transfer olduğunu düşünüyorum ama maliyeti olduğu için de bu transfer öyle hemen bir günde bitecek transfer gibi gözükmüyor ama hani Galatasaray'ın geleceğe yönelik hamlelerinde orta sahada yerli ilk adayın Berkan olduğunun altını çizelim. Peki Lopez'i de sorayım. Senin haberin sanırım Sabah gazetesinde Galatasaray Ronny Lopez'in peşine düştü şeklinde bir başlık gördüm orada. Transfer için sanırım ilk teklif gitmiş. Daha önce de seninle üzerine konuştuğumuzda bir oyuncu transferdi ama rakipleri var bu sefer herhalde, değil mi Galatasaray'ın? Yabancı orta saha benim istihbaratlarım hala ve hala Gerson Fernandes diyor Çiğdem. Ama tabii ki neden Gerson Fernandes hemen sonuca ulaşmadı? Orada biraz da bir Jorge Jesus, Benfica Teknik Direktörü'nün planlarında ilk 11'de olup olmayacağını bilmek istiyor Gerson Fernandes. Eğer ilk 11'de olmayacağını hissederse oyuncu tekrar Galatasaray'a kiralık gelmek için şartlarını zorlayacak. Geçen sene 1,1 milyon euro gibi maliye söz konusuydu yani Galatasaray uygun fiyatlara Gerson Fernandes'i kiralamış ama bu sefer rakam daha da artacak. Çünkü Benfica Galatasaray'ın istekli olduğunu biliyor. Oyuncunun Galatasaray baskısı söz konusu. Bir şekilde Galatasaray tarafı 21 Temmuz'daki haftaya çarşamba günü sanırım PSV maçının tam tarihi. O güne kadar Gerson Fernandes'i bitirmeye çalışacak. Dediğim gibi sağ bek, sol bek ve orta saha şu aşamada Galatasaray'ın transferdeki hamleleri konuşuyoruz. Sol bek için Fanaan Oltun bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Sağ bek arayışları var. Orta sahaya gelirsek de yerliler de Berkan, yabancı da Gerson Fernandes'in aday olduğunu ifade edebilirim. Peki konuşmadığımız hiçbir ayrıntı kalmadı herhalde. Ben de şöyle notlarıma bakıyorum. Eklemek istediğin başka noktalar var mı? Ya Galatasaray'da şunu söyleyelim Çiğdem yani çok hızlı adımlar atılmayacak. Burada dediğim gibi limit problemim var. Yavaş adımlar atılacak ama takviyeler olacak elbette. Burada dediğim gibi gelen oyuncular olduğu kadar giden oyuncular da olacak. Onlardan da ilki Jack ne olacak? Daha konuşmaya devam edeceğiz Galatasaray'a. Peki. Çok teşekkürler Mehmet. Sana kolaylıklar dilerim. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Geçelim Fenerbahçe'nin gündemine sevgili izleyenler.